İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümeti'nden resmi açıklama. Yabancı ülkelerde görev yapan Ermeni elçileri Artsak Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Erdaşındaki Akçikabert Anıt Müzesi restore ediliyor. Erdoğan, Amerikan F-35'in yerine Rus Su-57'yi satın almasını dışlamadı. Temsilciler Meclisi Komitesi, Trump'a Türkiye yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Antarktika'da buzulların erimesiyle yeni adalar keşfedildi. Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas'ta on binlerce yıllık buğday fosilleri keşfedildi. No 098 28 Ağustos 2019 Son zamanlarda UNESCO müdürü Otrey Azulay'a açık mektup başlıklı 24 Temmuz 2019 tarihli bir makale sınırlı çevrede yayınlandı bu yazı Türk ve Azerbaycan'ın alçak politikasının çarpıtıcı ve anti-Ermeni propagandasının Artsakh Azerbaycan yasa dışı olarak oluşturulan sınırları belirleme eğilimindeki başka bir denemesidir. Ve en kötüsü de bunun Ermeni karşıtı suçlarıyla tüm sınırları aşmış olan kendine Ermeni diyen hainler tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Kendisini Batı Ermenistan'ın Kültür Bakanı olarak ilan eden Yulia Mikaelyan, Kısır ve Hain Paşabezyan Dersarkisyan Antibatı Ermenistan Suçlular Grubu'nun yanında yer almaktadır. Sözde açık mektubu ve dar görüşlülüğü ile Azerbaycan'daki Ermeni anıtlarının imhası hakkında konuşma yaptı. Ayrıca Batı Ermenistan hükümeti adına Arsah Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki yasa dışı olarak çizilen sınırı bir gerçeklik gibi tanıttı. Artsah Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırın Sevr Antlaşması'nın 92. maddesiyle kararlaştırıldığını, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile Başbakan Garnik Sarkisyan bu durumu kendi resmi açıklamalarıyla defalarca vurguladılar. Sadece yalanın değil, ihanetin ipleri de kısa. Neredeyse iki yıldır kendini Batı Ermenistan hükümeti olarak tanıtan hain ve suçlu Paşa Bezyan Dersarkisyan grubu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal ve yasal temeline aykırı olan ve Sevr Antlaşması'na karşı bir belge yayınlayarak bugün kendi tuzağına düşüyor. Bir hain özgürce sağa ve sola zehir saçıyor, akılsız ve bilgelikten yoksun hareketlerle suç derecesinde millete derin zararlar veriyorsa, hesap verme zamanı geldiği günün birinde ister istemez düşmanın itaatkar hizmetçisi haline gelir. Her hainin üzücü bir sonu vardır. Kendi elleriyle bile olsa. Bu tür millete karşı hain eylemleri tamamen önlemek için Batı Ermenistan hükümeti zorunlu olarak aşağıdaki şu açıklamayı yapmaktadır. 1- Batı Ermenistan Cumhuriyeti yalnızca Sefer Antlaşması'nın 92. maddesine dayanan Artah Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır hakkındaki ulusal, ilkesel, yasal pozisyonunu bir kez daha teyit etmektedir. 2. Batı Ermenistan devlet sisteminin otoritesini yasa dışı olarak kullanan herhangi bir taraf uygun bir sorumluluğa tabi tutulacaktır. Ayrıca Batı Ermenistan devletinin otoritesini yasa dışı olarak kötüye kullananların suç ortakları da aynı şekilde sorumlu tutulacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Manatsaganyan, parlamentodaki milletvekillerine büyük elçiler ve ülkenin diplomatik misyon şefleri toplantısının sonuçları hakkında bilgi verdi. Parlamentoda konuşma yapan bakan, bu yılki yıllık toplantının yeni bir formatta yapıldığını ve ülkedeki kadife devriminden bu yana bunun ilk olduğunu belirtti. Bakan Mınatsakanyan, hükümet üyelerinin konferansın çalışmalarına ve tartışmalarına katıldığını ifade ederek bunun önceliklerin netleştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu vurguladı. Konferans, pratikteki ve uygulamadaki değerler değişen dünyada Ermeni diplomasisi adıyla devam ediyor. Berdaşen adlı Hayırsever Vakfı'nın mütevelli heyet üyesi olan Mimar Sevak Asıryan, Artsak Pres muhabirine verdiği bilgiye göre Artsak Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesi Berdaşen Köyü'nün Akçikabert adlı anıt müzesi restore ediliyor. Ona göre Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda şehit düşen Artsak halkının anısına adanan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki 3 katlı binada, Akçigabert Kalesi'ndeki kazılar sırasında meydana çıkarılan antik eserlerden oluşan bir müze de bulunuyor. Köyün yakınında bulunan Ortaçağ Kalesi, 10 yıllardır köyün okulunun öğretmeni Haykuş Azaryan'ın arkeolojik kazılarına konu olmuştur. Asıryan'a göre arkeolojik çalışmalara başlamanın temeli buydu. Çalışmalar sonucunda 10. ve 12. yüzyıllara dayanan farklı önem ve zamanlara dayanan ilginç eserler keşfedildi. CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan F-35'in yerine Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının satın alınabileceğini dışlamadı. Türkiye Cumhurbaşkanı gazetecilerin Rus savaş uçaklarının F-35'i satın almanın bir alternatifi olup olmadığı sorusuna "Neden olmasın? Biz buraya Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Galerisi'ne boşuna gelmedik." cevabını verdi. Erdoğan ayrıca nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi ve Washington'un Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusundaki pozisyonunu netleştirdikten sonra verileceğini vurguladı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni Su-57 savaş uçağını Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdi. Pentagon Başkanı Mark Esper'in Türkiye'nin Rus S-400 uçak savar füzelerini satın almayı tamamen reddetmesi durumunda Amerikan F-35 uçaklarını alabileceği hakkındaki açıklamasını hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Rus S-400 sistemlerini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu. Komitenin Twitter hesabında Başkan Trump ABD yasalarının gerektirdiği şekilde Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı için cezalandırmanız gerekir. Türkiye'nin çıkarları en iyi şekilde Kremlin ile değil ABD ile ortaklık yaparak temin edilir diye yazmaktadır. Interfax Rüya RU göre Rus bilim insanları Antarktika'daki Fransız Joseph takım adaları bölgesindeki buzulların erimesinden sonra 5 yeni ada keşfettiler. Adaların alanı 900 ile 54.500 metrekare arasında olduğu bildirilmektedir. Keşfedilen adalarda topografik çekimler gerçekleştirildi. Bunlar detaylı bir şekilde tanımlanıp fotoğraflandı. Yeni Dünya adlı takım adalarındaki adaların resmi keşiflerini neredeyse 3 yıldır bekledikleri bildiriliyor. Bu bölgedeki buzuldan çıkan coğrafi nesnelerin ilk defa 2015-2016'da gerçekleştirilen keşif gezisi sırasında yeni adaların ortaya çıkışını tahmin eden hidrograflar tarafından keşfedildiği bilinmektedir. Batı Ermenistan'ın Sepasya-Sivas ilinin Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor. Köylü bulduğu buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu kayayı yanına alıp uzun yıllar fosiller üzerine araştırma yapan tarih öğretmeni araştırmacı yazar Fikri Kahraman'a ulaştırdı. Karaman ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit etti. Karaman fosili milyonlarca yıllık olabileceğini belirtip ilk kez böyle bir fosille karşılaşıyorum. Elimde on binlerce buğday, mercimek ve benzeri tohum fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilmiyorum. Ona bilim adamları karar versin dedi. Bulunan fosiller Batı Ermenistan'ın bilinen tarihini değiştirebilir. Ne kadar yıl önce bunun burada ziraatının yapıldığı ve yabani olarak yetiştiği anlaşılacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirtmiştik. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Varujan Markarian tarafından seslendirilen Gomidas'ın Yesaren Gukay adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Vay 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 hal tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.